Ders kayıtlarıyla ilgili çok soru geliyor sizlerden. Hocam ders kaydını nasıl yapacağız? Ben yaptım, doğru mu olmuş, yanlış mı olmuş diye. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunu daha önce ben size anlatmıştım ama tekrar bir video çekmek istedim. Her üniversitenin işleyişi farklıdır. Yani her yiğidin yoğurt işi farklıdır gibi. Bir üniversiteninki diğerini tutmaz. Dolayısıyla ben size şu şekilde olacak veya bu şekilde olmayacak dersem yanlış olur. Bunu kimse bilemez. Kim bilir aynı üniversiteyi kazanmış olan ve o işlemleri yapmış olan arkadaşlarınız varsa onlardan sağlıklı bilgi alabilirsiniz. Ama onun haricinde sağdan soldan duyduğunuz bilgilerle bu işlemleri yapmayın veya yapmamazlık diyor ki işte falancı yapmamış bizim de yap. Öyle bir şey yok. Milli eğitim sistemi gibi değil. Her üniversitenin sistemi farklıdır. En güzeli, en garantisi. Ben sizlere ne diyorum her zaman? Üniversitenizi arayın. Arayın üniversitenizin öğrenci işlerini. Ders kaydı yapmam gerekiyor mu? Eğer evet derlerse de nasıl yapmam gerekiyor? Onlar sizi yönlendirecektir. Eğer ders kaydı yaptıysanız da kafanızda soru işaretler varsa herhangi bir sıkıntı olup olmadığı konusunda yine aynı şekilde öğrenci işlerini ararsınız. Ben ders kaydımı yaptım. Onaya gönderildi. Kontrol eder misiniz sistemde herhangi bir hata var mı diye. Zaten birinci sınıfta olanların ders kayıtları otomatik yapılıyor. Hazırlık sınıfındakilerin de aynı şekilde. Ama bazı üniversiteler istiyor, ders kaydı istiyor. Özellikle bu YÖK dersleri yani Türk Dili, İnkılap Tarihi ve İngilizce ile ilgili bunları yapmanızı isteyebilirler. Yine sorularınız olursa yorumlara yazarsınız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.